kamuoyuna. Bizler yaşamın her alanında erkek egemen sistemle mücadele ediyoruz. Sırf kadın olduğumuz için ikinci planda kalıyor, baskıya, şiddete, tacize, tecavüze maruz bırakılıyoruz. Yani yaşamın her alanında var olabilmek için evde, sokakta, iş yerlerinde mücadele ediyoruz. Bu erkek egemen sisteme en çok maruz bırakıldığımız yerlerden birisi de eğitim kurumları. Kendi cinsiyetçi algılarını, bizleri entegre edebilecekleri koşulları oluşturanlar, şimdi de kadınları ve LGBTİ artıları daha fazla dışlayan, ayrıştıran yeni bir saldırıyla karşımızdalar. Bu saldırının yeni ismi kadın üniversiteleri. Erdoğan, G20 zirvesi için gittiği Japonya'da kendisine fahri doktor unvanı verilen üniversitede yaptığı konuşmada kadın üniversitelerini inceliyoruz ve ülkemde bunun adımını atacağız şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu konuşmanın ardından YÖK'e talimat verildi ve kadın üniversitesi için çalışmalara başlandı. Bugün başlattığımız kampanya ile birlikte söylüyoruz. 2021 kadın üniversitesini ortaya atanların değil, kadın üniversitesi istemiyoruz diyerek isyanı örgütleyenlerin yılı olacak. Bugün burada kadın üniversitesinin ne olduğunu açıklıyoruz. Artık kadın olmayacağız! Thank you.
karşısında susmuyor, korkmuyor ve itaat etmiyoruz. Kadınlara güvenli alanlar sağlamak bahanesiyle kadın üniversitesi kuracağını ilan edenler, bugüne kadar bir kez bile üniversiteli kadınların barındığı yurt ve yatakhanelerin ıssız, ışıksız yollarda inşa edilmesine, yani her gün bu yollarda yürürken yüz yüze geldiğimiz şiddet, taciz, tecavüz tehlikesine dair çalışmak yürütmemiştir. Kadın üniversitesi çalışmalarına başlayan mekanizmalar, üniversite içinde kimliğimizden dolayı saldırıya maruz bırakıldığımızda failleri korumuş, etkin soruşturma yürütmemiş, üniversite içinde bu tür saldırılara ilişkin bilimler kurmayı ısrarla reddetmiştir. Biz kadın üniversitesiyle tecrit edilmeyi kabul etmiyor, güvenle var olabileceğimiz alanlar istiyoruz. Üniversiteler, üniversite fuhuş yuvasıdır diyen profesörlerin, burası pavyon değil diyen akademisyenlerin, cinsiyetçi rektörlerin, kadın ve LGBTİ artıların okul içindeki eylemlerine saldıran ÖGB'lerin değildir. Bugün kadın üniversitesi çalışmasına başlayanlar, bugüne kadar üniversiteyi erkek egemen politikalarla teslim alarak kadın ve LGBTİ artıların kimliğini inkar etmeye, yok saymaya, baskılamaya çalışanlardır. Biz kadın üniversitesiyle kalıplara sıkıştırılmayı kabul etmiyor, üniversitede kendi kimliğimizle var olmayı istiyoruz. Dün ya yerinden oynar, dün ya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa, kadınlar özgür olsa. Dün ya yerinden oynar, dün ya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa, kadınlar özgür olsa. Üniversite bugün bilginin üretildiği ve toplumsallaştığı alanlar olmaktan uzaktır. İktidar üniversitelere kendi zihniyetini dayatarak bilginin üretimine müdahale etmek ve kendi toplumunu oluşturmayı istemektedir. Ancak bu zihniyetin bizler için ne anlama geldiğini kadın üniversitesi projesiyle bir kez daha görüyoruz. Bu zihniyet erkek egemenliğidir. Biz kadın üniversitesiyle toplumun bilgisinin erkek egemen biçimde üretileceğini, yayılacağını biliyoruz. Bu sebeple kadın üniversitesini kabul etmiyor, bilginin üretim ve paylaşım süreçlerinin erkek egemen akıldan çıkarılmasını istiyoruz. Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz! Biliyoruz ki bugün kadın üniversitesi kurmaya kalkışanlar bununla kalmayacak ve kimliğimize yönelik saldırılarını her alanda sürdürecektir. Ancak bizler özgürlüğümüz için bir araya gelerek sokaklara çıktığımızda bizi durduramaz, susturamazlar. Çünkü biliyoruz ki kadın üniversiteleri girişimi tekil bir saldırı değildir. Kadınların ve LGBTİ artıların bedenlerini, emeklerini, cinselliklerini kontrol altına alma çabasında olan erkek egemen sistemin uygulayıcısı AKP iktidarının sistematik saldırılarından yalnızca biridir. Kadınlar ve LGBTİ artılar eşitlik ve özgürlüklerini örgütlü mücadele dayanışma içerisinde yan yana gelerek kazanacaklar. Bundan böyle sesimizin ulaştığı bütün ve